Biz 10 gazeteci 7 aydır haksız ve hukuksuz bir şekilde siyasi talimatlarla esir alındık. Bundan önce de Diyarbakır'da 16 gazeteci arkadaşımız tutuklandı ve bize dönük bu saldırıların devam ettiğini de gördük. Son bir yılda 34 Kürt basın çalışanı tutuklandı. Biz bugün mahkemede duruşma salonunda aslında niçin tutuklandığımızı çok iyi anlattık. Yani orada biz basının özgürlüğünü, gazeteciliğin yargılanamayacağını söyledik ve Kürt basınının da biat etmeyen, dik durduğu için bugün hedef alındığını söyledik ve bizim tutuklanmamızın tek nedeni de buydu. Biz Türkiye'deki bütün gündemlere dair haber yaparız ama Kürt sorunu, Kürt halkının yaşadığı tüm gerçeklere de dokunup haber yaparız ve bunu topluma sunarız. Bizim yaptığımız haberler bu iktidarı rahatsız etti. Biz karanlıkları aydınlatmaya devam edeceğiz. Gerçeklerden asla taviz vermeyeceğiz ve gerçekler karanlıkta kalmayacak diyerek kaldığımız yerden hiç aslında ara vermemiştik ama kaldığımız yerden gazeteciliğimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Bu iktidarı rahatsız etmeye devam edeceğiz. Ne gazeteciler suçlanabilir, ne gazetecilik yargılanabilir. Bizim üzerimizden gazeteciliği, gazetecileri ve Kürt basınını itibarsızlaştırmaya çalıştılar. Ama bunu başaramadılar. Çünkü biz her zaman olduğu gibi özgür basın geleneğini sürdüren gazeteciler olarak dik duruşumuzda tüm bu saldırıları püskürttük diyebiliriz. Özgür basın susturulamaz.